Şimdi bir önemli yanı var bunun Barış. O da şu, enflasyon rakamları işsizlik ya da büyüme rakamlarından farklı. İşsizlik konusunda şöyle düşünebilirsin. Ya bu işsizlik rakamları niye bu kadar düşük ya? Benim amcamın oğlu işsiz, teyzemin kızı işsiz, eşim işsiz, bizim çocuk işsiz. Herhalde birileri iş buluyor diyebilirsin. Büyüme konusunda, ya bu büyüme nasıl büyüme? Herhalde birileri büyüyor diyebilirsin. Ama enflasyon öyle değil. Enflasyonu bakkala gidiyorsun, peyniri görüyorsun, zeytini görüyorsun, markete gidiyorsun, deterjanı görüyorsun, otobüse biniyorsun, görüyorsun, yüksek hızlı trene biniyorsun, Erdoğan zammını görüyorsun, elektriğe gidiyorsun, başka zam yapanlar diye iç güçler, dış güçler diye insanları suçlayan Recep Tayyip Erdoğan'ın elektriğe yaptığı zammı görüyorsun, çarşıya çıkıyorsun. Tarıma destek vermeyen Recep Tayyip Erdoğan'ın domatesi, biberi nasıl zıplattığını görüyorsun. Aşağıda burası, biz Bakırköy'deyiz sayın seyirciler. Bakırköy'de halk pazarı var. Halk pazarında bir fotoğraf çektim ben. Patates 13 lira. Patates Bakırköy halk pazarında 13 lira. 13 Türk lirası. Bu arada iyi günler. İyi günler. Yaz bitecek eminim. Çünkü çünkü enflasyonu düşürmek için bize söylenen saçma sapan yalan yanlış açıklamalar dışında hiçbir şey yapılmıyor. Enflasyonla mücadele Türkiye İstatistik Kurumu'nun işi. Ekonomi Bakanlığı'nın işi değil, Merkez Bankası'nın işi değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın işi değil. Türkiye siz, o da ne yapıyor? Onun enflasyonu düşürme aracı ne olabilir? Ha, kaç yapalım? Bunu buradan %15 demeyelim de 11 diyelim. Domatesin fiyatını indirelim, patatesin fiyatını indirelim. Artık Barış, Mayıs ayı itibariyle kendimi çok suçlu hissediyorum bu konuda. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon sepetine koyduğu malların fiyatını açıklamıyor. Ben son birkaç aydır sürekli olarak TÜİK'te domates bu kadar, TÜİK'te patates bu kadar, TÜİK'te bu ay etin kilosu bu kadardı, peynirin kilosu bu kadardı diye Dünya'nın bir miralinde yayınladım. Ve artık Mayıs ayı itibariyle yayınlamıyor. Türkiye İstatistik Kurumu domatesi kaçtan hesapladığını, patatesi kaçtan hesapladığını, eti, deterjanı, bulaşık deterjanını, şunu bunu kaçtan hesapladığını bizden saklıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İstatistik Kurumu bunu bize söylemiyor. Bunu bize söylemesinin nasıl bir etkisi var? Şöyle bir etkisi var. Ben bakıyordum, domatese şu kadar lira demiş. Aa, pazarda domates bu kadar lira. Patatese bu kadar demiş, pazarda bu kadar lira. Deterjana bu kadar mı? Deterjan. Oradan bir enflasyon hesabı yapıyordum ve TÜİK ne kadar manipüle ediyor, etmiyor, bunu bir ortaya çıkarıyordum. Artık bunu çıkarmayalım diye, yani bize diyor ki ben rakamlarla oynamaya devam edeceğim ama siz ne kadar oynadığımı görmeyin diye de bunu açıklamayacağım diyor. Ve bunu 3 yıldır açıklamıyor, 5 yıldır, 10 yıldır, 15 yıldır açıklamıyor. Oraya girdiğin zaman yıllarca geriye gidip ay ay patates kaç lira, soğan kaç lira, patlıcan kaç lira görebiliyordun. Artık göremeyeceksiniz. Ve ben bunun üzerine başvuruda bulundum TÜİK'e. Dedim ki ben madde sepetini nerede göreceğim? Onu bir yazılı açıklama yaptık, açıklamayacağımızı. Tamam, ben onu sormuyorum. Ben nereden göreceğim sizin patatesi kaçtan aldığınızı? Sizin talebinizi yazılı alayım dedi kızcağız. Çok nazik, çok tatlı bir kız vardı. Yazılı talebimi aldı ve gitti. 1 milyon vatandaş telefon etse TÜİK'e, 124 sayın seyirciler telefon edin, madde fiyatlarını öğrenmek istiyorum Mayıs ayı deyin, nereden göreceğim deyin. Biz onu kaldırdık diye bir yazılı açıklama okuyacaklar. Deyin ki ben madde fiyatını görmek istiyorum, bana yazılı olarak bildirin. Size bunu yazılı olarak bildirmek zorundalar. Mail adresinizi verin, vatandaşsınız, kul değilsiniz. Domatesi kaçtan alıyor TÜİK markette? Bunu bilmek zorundayız. Bu arada yanlış mı hatırlıyorum? TÜİK'in bir takım aile araştırmalarına gelip hani o da bir sepet oluşturuyor. Başka TÜİK sadece enflasyon ölçmüyor. Tabii her şey. Bilgi verme zorunluluğum var. Evet. Yani senin TÜİK, kapını çalıp TÜİK... Hayır bunu, diyemezsin. Hayır diyemezsin ve aile cezası var. Aile gelirini sana bununla sorduğunda... Bununla ilgili yardımlar yapıldığını hatırlıyorum. Tabii ağır cezaları var. Aile gelirini sana sorduğunda efendim işsizlik durumunu, sana eğitim durumunu, gelir durumunu... Ne kadar para kazandığını sana sorduğunda buna hayır ben yanıt vermiyorum diyemezsin.
TÜİK'e yanıt vermek zorundasın. TÜİK de bize yanıt vermek zorunda. Onun için Veysel Hoca'ya geçmiş olsun diyelim. Veysel Ulusoy biraz önce Barış'ın çok iyi tarif ettiği nedenle bütün bu baskılara maruz kalıyor. Bir bilim insanı gerçekleri halkıyla, insanlıkla paylaşmak zorundadır. Veysel Hoca'nın uğradığı baskının nedeni enflasyonu sizden gizleme çabasıdır. Şimdilik yılmadı Veysel Hoca. Hepimiz arkasında durursak yılmayacaktır Veysel Hoca diyelim. Ve günün ama Cumhurbaşkanı sebebini söyledi. Hemen kötü niyetli davranma Emin. Tabii. Dedi ki 2013, bugün izlediniz ya, 2013'te gezi kalkışması olmasaydı hatta Rusya ile Ukrayna savaşı yaşanmasaydı böyle olmayacak. Teyzemin sakalları olsaydı. Halamın bıyıklarını bulsaydı halam. Ya böyle bir şey olabilir. 2013'teki... Hiç kendisinde suç yok yalnız. Dikkat edin. Cumhurbaşkanı ben saçma ekonomi politikaları uyguladım. Ben ülkeyi şirazesinden çıkardım. Ben faiz oranlarını enflasyon 50 puan altına indirdim. Ben faiz sebep enflasyon sonuç deyip faizi indirince enflasyon patladı, çatladı, delirdi. Halkım yoksullaştı. Suç bende hiç yok. Hiç. Suçsuz. Ya bir de... Sütten çıkmış at kaşık. Hırsızın hiç suçu yok. Anlayamadığım konu şu. Ya 2013'teki gezi olayı. 2022'deki enflasyona. Enflasyonu nasıl açıklayabiliyorsunuz? Seni aşar. İkincisi, ya aylardır süren Ukrayna Savaşı var. Aylardır bize Mayıs enflasyonu şöyle gelecek, Nisan enflasyonu böyle gelecek, Haziran enflasyonu. Böyle derken bir anda ama Rusya-Ukrayna Savaşı olmasaydı noktasına nasıl geliyoruz? Bir de ne oluyor? Emin? Ocak, Şubat önümüzdeki yıla kaldı. Cumhurbaşkanı bugün gördün mü? Önümüzdeki yıl. Hı hı. Meyveleri toplayacağız. Tabii tabii. Bu nasıl meyve ise? Zehirli meyve. Bu nasıl meyve ise? Yiyen zehirleniyor, enflasyondan yoksullaşıyor. Yani, sürekli peşinde koştuğumuz bir kızıl elma haline dönüşmüş oldu enflasyonu düşürmek. Önce Ocak diye başladı biliyorsun. Gitti. Ya Sayın Ekonomi Bakanı, artık bu arada Ekonomi Bakanı'nın dikkat et alt metinlerini okursan hükümet medyasında orada da tiye alınmaya başladı. Sayın Ekonomi Bakanı nasıl oluyor da bugün kur korumalı mevduat sayesinde dövizi zaferini kazandık diyebiliyorsunuz? Farkında mısınız? Dolar 17 küsür bugün. Bir şey söyleyeceğim Barış. Ben Sayın Nebati'yi kimseye yedirmem. Sana da yedirmem. Recep Tayyip Erdoğan'a da yedirmem. Yandaş medyaya da yedirmem. Neden? Sayın Ekonomi Bakanı ne yapsın Sayın Nebati? Zavallı Sayın Nebati ne yapsın? Kendisi inandığı bir şey mi uyguluyor? Hayır. Bunların hepsi Recep Tayyip Erdoğan'ın. Yandaş basında, yalaka basında Erdoğan'a laf söyleyemediğinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saçma politikaları yüzünden, akıl dışı politikaları yüzünden, bilim dışı politikaları yüzünden yoksullaşıyoruz, enflasyon patladı diyemediğinden, onlar da vur alıp balıya Ekonomi Bakanı Nebati'ye. Bunların tek bir sorumlusu var. Recep Tayyip Erdoğan. Bunu artık açık açık söylemeliyiz. Burada görmemiz gereken önemli bir nokta var. Recep Tayyip Erdoğan daha önce Merkez Bankası benim lafımı dinlemiyor onun arkasına saklanıyordu. Ne oldu? Bank başkanlar değiş babam değiş. Ekonomi bakanları dövizi satmış. Ben yoktum. Neredeyse o sırada neredeydi acaba Sayın Cumhur? Ben yoktum. Nasıl yoktunuz? Damadınız 6.30'dan 128 milyar doları sattı. Ben yoktum. Sayın damadın arkasına saklanıyordu. Sonra Naci Ağbal'ı gönderdi. Artık hiçbir bahane kalmadı. Dış gücü, iç gücü. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Cumhurbaşkanı diyor ya Rusya-Ukrayna savaşı. Rusya'da enflasyon 0,7 oranında düştü sayın seyirciler. 0,7 oranında düştü. 17,1. Bakın. Bizde TÜİK enflasyonu 73. Rusya'da savaşan ambargolar altındaki Rusya'da enflasyon 0,7 oranında düşerek 17,1'e indi. Yani onun için bize Ukrayna, Rusya masalı anlatmayın. Bize bu masalları anlatmayın. Biz bu masallara karnımız tok. Birazdan Hürşit Hoca gelecek. İstersen evet. O bölüme saklayalım bunu. Bugünün bir diğer önemli konusu Güneydoğu'da 20 gazeteci, 21 kişi gözaltına alındı. Değişik meslek örgütlerinden gazeteciler, yazarlar, aydınlar buna itiraz ettiler.
son dönemde tabii seçime doğru giderken özellikle Güneydoğu'dan haber almamız giderek zorlaşacak gibi görünüyor. Bu baskıların daha da ülkenin her yanında artmasını bekliyoruz. Bunu bir bölgesel bir olay olarak, efendim onlar da şöyle, onlar da böyle, hemen zaten böyle bir bahane bulunur. Baskı yapmaya karar veren her iktidar hemen bir milliyetçi, hemen efendim bir milli güvenlik sorunu üzerinden bir gerekçe bulur, her zaman için bulur. O yüzden buna da itirazımızı dillendirmemiz lazım, buna direnmemiz lazım. Ülke seçime gidiyor, ülke seçime giderken bu baskıların daha da arttığını göreceğiz. Bu gazeteciler olmasaydı biz kayyumların yaptığı rezillikleri bile öğrenemeyecektik. Bırakın bundan sonrakileri ve diğer insan hakları dahil ihlalleri. Kayyumların yaptıkları rezilliklerden bile haberimiz olmayacaktı. O yüzden bu konu önemli bir konu. Bir de ya şu, ne biliyorsun bu soruşturmayla ilgili? Hiçbir şey bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Gizli çünkü. Sadece hükümet medyasında bir takım haberler okuyorsun. Zaten gizli. Nedense... Hiç kimsenin öğrenemediği gizli bilgiler iktidarın işine gelecek şekilde hükümet medyasına aktarılıyor. Mesele şu. Birincisi Emin, Türkiye'nin her yerinde. Yani sadece Edirne'de, sadece İstanbul'da, sadece Ankara'da, sadece Artvin'de değil. Türkiye'nin her yerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olması lazım. Siz insanları sabaha karşı... Toplamak için, bak adını söylüyorum, toplamak için gerçekten mesela samimi gerekçeleriniz olması lazım. Kaçma şüphesi bilmem ne. Bunlar yoksa, neden mesela bir şey varsa, elinizde somut delil varsa ifadeye çağırmak yerine alıyorsunuz, bir haftada bekletiyorsunuz gözaltısı. Varsa neden bunu yapıyorsunuz? Dolayısıyla ben kendim gibi düşünmeyen insan, benim gibi olmayan insanlar için de, belki hatta bana karşı olan insanlar için de, benim gibi düşünmeyen insan, herkes için hukuk devleti öneriyorum. Geçmişte başka fikirlerde olan insanlara karşı yapılmış olan hatalar, hatırla 12 Eylül rejimi, Diyarbakır cezaevinde neler yaptı ve bu hükümet Diyarbakır cezaevinde yapılanların sonucu olarak biliyorsun Güneydoğu'da yaşanmış olan terör hadiselerinin onun sonucu dedi. Hatırlıyorsun değil mi? Tabii canım. Olarak hukuk devleti olmazsanız hukuk dışılıkların önünü açmış oluyorsunuz. Hem devletin içinde hem devletin dışında. O yüzden ben gerçekten yani soruşturmasının başından sonuna kadar hele hele alınan kişiler hadisenin içerisinde gazetecilik faaliyetinden dolayı alındılarsa somut bir şey görmek istiyorum. Somut Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu sonucunu görmek. Burada sen de, ben de, herkesin de kafasında soru işaretleri var. Büyük soru işaretleri. O yüzden de bunu da söylemiş olalım. Bugün konuşmamız gereken bir diğer önemli konu da Sabri Uzun meselesi herhalde. Bu senin de biraz uzmanlık alanına giriyor. O yüzden sözü sana bırakayım. İktidarın seçime doğru, yaklaşan seçime doğru... Birazdan da konuşacağız saat 22'den itibaren. Oylar eridikçe, seçmeni çözüldükçe giderek başka yollara sapmaya başladığını görüyoruz. Bunu da biraz konuşalım istersen.